NASA, uzun süreli uzay görevlerinde enerji ihtiyacını karşılamak için büyük bir adım olacak projesi kapsamında ilk konsept tasarımlarını seçti. 5'er milyon dolar fon alan 3 proje, NASA'nın uzayda nükleer enerji planlarının temelini oluşturacak. İnsanlık artık uzun süreli ve uzun mesafeli uzay görevlerine hazırlanma aşamasına gelmişken, NASA, önemli bir gelişmeye imza attı. Ajans, Amerika Enerji Bakanlığı ile birlikte, uzayda nükleer enerji çalışmalarında ilk adımı atacak 3 konsept tasarımı seçti. 3 tasarım, Amerika'nın 2030 yılı sonuna kadar, Ay'da fisyon yüzey enerjisi sistemi kurması planları kapsamında seçildi. Bu kapsamda Artemis ile Ay'a ulaşmayı planlayan NASA, proje ile birlikte Ay yüzeyinde enerji sağlamak için planlama yapmaya başladı. Seçilen her 3 tasarıma, tasarım konseptinin ilk kez geliştirilmesinde aracı olunmasını sağlayacak, 5 milyon dolarlık bütçe sağlanacak. Söz konusu fisyon sistemleri, diğer enerji sistemlerine nazaran daha küçük hafif oluyor ve merkezinin konumu ne kadar güneş ışığı aldığı ve çevresel şartları fark etmeksizin enerji üretebiliyor. Bu da uzun süreli Ay ve Mars görevlerinde enerjinin sağlanması için yol hazırlıyor. NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü'nün ortak yöneticisi, Jim Reuter da teknolojiyi şu şekilde tanımlıyor. Yeni teknoloji, Ay, Mars ve ötesini keşfetmemizi sağlıyor. Bu erken tasarımları geliştirmek, diğer dünyalardaki uzun vadeli insan varlığımızı güçlendirmek için, zemin hazırlamamıza yardımcı olacaktır. NASA, proje kapsamında seçtiği tasarımları geliştirenleri ve ortaklarını şu şekilde açıkladı. Lockheed Martin, Creer ortaklığıyla. Westinghouse, Aerojet Rocketdyne ortaklığıyla. Maxar ve Boeing ortaklığıyla. Fisyon yüzey enerjisi teknolojileri, NASA'nın güç üretmek için reaktörlere dayanan, nükleer tahrik sistemlerinin olgunlaşmasına yardımcı olacak.